Yani durum ortada tekme atıyordu atandı euro ile maaş alacak euro lira paritesinde biliyorsunuz değerini. Yani nasıl yorumlarsınız Sedef Hanım? Şimdi bunu tabii yine aslında toplumun değerlendirmesi lazım. Gördüğünüz gibi e, toplumun çıkarlarını rahatlıkla göz ardı edip yani ki Soma Türkiye'nin en evet. önemli facialarından en kritik olaylarından biri. Kanı Tarihe yengiyoruz. geçmiş bir olay ki Soma davasında takip etmek gerekir. Orada da çünkü heyetin değişmesi sonrasında e, takip edebildiğim kadarıyla tutuklu yargılanan herhangi biri kalmadı. Hı hı. Yani o da bir skandaldır. E, bu da ona eklemlenmiş başka bir skandal. Bu Yusuf Yerkel bir ara hatta özür diler gibi oldu ama toplum bunu kabul etmedi evet. ve büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Yani toplum vicdanında bunlar zaten çoktan hapse girmiş çoktan yani e, e, hak ettikleri yeri bulmuş kişiler ama hı hı. E, gelin görün ki işte dön bu dönemin iktidarı AKP hala kendi yanında birilerini tutmak için bunlara bu tür payeler veriyor. Peki neden veriyor? Mesela neden? rüşvetçi e, diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu dünkü yayında da söyledi evet. sanırım. E, rüşvetçi diyor e, büyük elçi yaptılar. O rüşvetçi denilen kişiyi zaten herkes biliyor. Egemen Bağış 17-25 Aralık e, sürecinde Reza Zarrab'dan 1,5 milyon dolar aldığını kabul etti. Bak reddetmedi. Ama rüşvet demedi. Ne dedi? Bizim toplumumuzda hediye alıp vermek olağandır dedi. Tamam? Yani bunu hediye, hediye olarak dedi. nitelendirdi. Almadım demedi. O yüzden rüşvet aldığı yönündeki Hı. bu kadar büyük iddialara rağmen Egemen Maaş bugün e, Pırak Büyükelçisi. İşte Yusuf Yerkel bir ateşe. Efendim diğer bir başkası... E Malezya'da büyükelçi ki hiçbir e, yani mülkiye mezunu değil, dışişlerinde çalışmışlığı yok. Hı hı. Kavakçı. Zaten o Kavakçı ailesinin her bir üyesi adeta devlette bir makam mevki sahibi. E, yine e, Kızı da Erdoğan'a tercümanlık Evet, e, Dişli yani 15 Temmuz'un ikinci e, sanıklarından birinin e, kardeşi de yine e, bir büyükelçi. E, Lahey sanırım. E, dolayısıyla niçin bunu yapıyor AKP ve daha doğrusu aslında Recep Tayyip Erdoğan hı hı. çünkü onun seçtiği kişiler biliyorsun her şeyi o karar veriyor hani şahsın devletinde. Çünkü bakanlara bir bakalım e, kadrolara bir bakalım yani yandaş medya denilen e, televizyondaki tırnak içinde gazeteci gibi görünümlü olanlara bakalım ya da köşe yazarı. Olanlara bakalım. Bunların hepsini tabii tırnak içinde söylüyorum. Hangisinin kalibresi yüksek? Hangisinin yeterli eğitimi var? Hangisine gerçekten bizi bırakalım? Bizi izleyenler diyebilirim ki ya gerçekten şu bakan, şu bürokrat, AKP'nin şu üyesi yani onur duyulacak, vatan millet sevgisiyle dolu, kesinlikle kendi çıkarını gözetmeyen, birinci derecede halkın çıkarını gözeten biri. Diyebiliyor. Adam kalmadı. Adam derler ya. Yani yanında Erdoğan'ın bu son yolculuğunda e, onunla hani beraber yürüdük bu yolda dedikleri Hı -hı. kişilere bir bakalım AKP'nin en önde gelen seçkin kadrosu bile kalmadı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında. İşte Ali Babacan olsun, Davutoğlu olsun. Hatta Bülent Arınç olsun gördüğün gibi tamamiyle artık muhalif söylemleriyle evet. tanınıyorlar. Dolayısıyla yani AKP'nin kuruluş dinamikleriyle bugün AKP'nin geldiği yer bambaşka. Bambaşka bir tablo. Ben hiçbir zaman AKP'ye oy vermedim ama o dönemde oy verenler daha Türkiye'nin farklı renklerini bir araya getiren bir parti olacak vaadiyle, hı hı. öngörüsüyle, Oy verdiler Mesela başörtüsü sorununa işte çözüm Aynen ama başka o zamanki AKP ile bugünkü AKP arasında 180 derece fark var hı hı. ha bir de şunu söyleyelim bugün AKP diye bir parti mi kaldı bugün AKP diye bir parti amblem olarak var yani her ne kadar böyle üyesi en çok parti diye geçinse de aslında hı hı. parti içinde işleyiş tamamıyla bir kişiye bağlanmış durumda. O nedenle aslında Recep Tayyip Erdoğan kendini o kadar büyük bir konuma getirtti ki hı hı. yani şahsım devletinde hı hı. aslında AKP'nin de bir ağırlığı kalmadı. Yani ben varsam AKP var ben yoksam AKP yoktur durumuna ister istemez getirdi. Şöyle bir soru soralım. Yarın öbür gün Recep Tayyip Erdoğan ben siyaseti bırakıyorum dese ya da siyaseti bırakmak zorunda kalsa ki bunu da konuşabiliriz. Ben bir sonraki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmayacağını düşünenlerden biriyim. Hmm. Böyle bir durumda AKP varlığını sürdürebilir mi? Ya da ne kadar sürdürebilir? Erdoğan aday olmayacak mı dediniz aslında burada? Ben aday olma, olma ihtimali olma ihtimalinin e, düşük olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani neden? Neden? E, çünkü Recep Tayyip Erdoğan tamamiyle kendini siyaseten ne olursa olsun seçim kazanan lider olarak konumlandırdı. İyi yönetti, kötü yönetti o değil. Bak, hep seçim kazanan lider. İyi yönetseydi Türkiye zaten bu duruma gelmezdi. İyi yönetmek ikinci derecede önemli. Birinci derecede önemli olan seçim kazanmak. Hatta ne demişti? Bir gizli kayıt medya yansımıştı demişti ki sandıkta kazanacağız hatırlarsan hı hı. yani biz öyle bir yaparız ki öyle ya da böyle seçimi kazanırız, kazanırız. şimdi bunu biz defalarca gördük yani Ankara'daki seçimlerde gördük Mansur Yavaşı'n Melih Gökçe'ye kaybettiği sanılan ilk seçimde gördük İstanbul daha seçimleri. sonra Evet e ki seçimde gördük Ondan sonra 2017 OHAL sürecindeki referandumda gördük. İstanbul seçimlerinde gördük. Yani ne pahasına olursa olsun, gerekirse mühürsüz oylar geçerli olsun, hmm. gerekirse atı alan Üsküdar'ı geçsin. Ama öyle ya da böyle Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmış ilan edilsin. Şimdi öyle bir durum var ki ne siyaseten ne matematik olarak, ne ekonomik olarak, ne toplumsal mutabakat olarak, ne herhangi bir ittifakla Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali neredeyse yok. Yani 50 artı 1 ile seçilme ihtimali zaten İngilizce'de der ya next to impossible yani imkansıza yakın. O yüzden bunu bildiği ha, için aday olmayacağız. Ne yapabilirlerdi için. biliyorsun Hı -hı. bir 40 artı yaptılar. O da direkten döndü. Devlet Bahçeli kabul etmiyorum dedi ve bu kendi kurduğu sistem bir anlamda Recep Tayyip Erdoğan için bir tuzak haline dönüştü. Şimdi biz bunu düşünüyoruz da Recep Tayyip Erdoğan düşünmüyor mu? O da düşünüyor. Yarın öbür gün seçilmeme ihtimalini görürse ki şu şartlarda zaten seçime gitmiyor. Gidemez. Çünkü kamuoyu yoklamaları ortaya koyuyor tabloyu ne kadar gerilediğini. AKP oylarının bir güneşe tutulmuş kar misali hızla eridiğini. Dolayısıyla seçim yok diyor. 2023'e kadar seçim yok diyor. Hı hı. Erken seçim yapanlar kabile devletleri diyor ki bugüne kadar kaç kere erken seçim ilan ettiğini adeta unutuyormuşçasına. Erken seçim yok diyor. Sonuna kadar diretmek için hani herhangi bir şey olur da birden bir baskın seçim yaparım diye ama bu şartlar 2022'de daha iyiye gitmeyecek maalesef Gizem. Hmm. Bu ekonomik şartlar daha iyiye gitmeyeceği bir Türkiye'de o da erken seçime gitmeyecektir muhtemelen. Ve eğer bu tabloyu doğru okuyorsa ki okuduğunu düşünüyorum seçilmeyeceği bir seçime girmeyecektir. Ya iki dönem başkan seçilebilir, üçüncü kez aynı kişi cumhurbaşkanı olamaz denilen... Anayasa maddesini ortaya koyacaktır. Ya da sağlık sorunlarını bahane edecektir, öne sürecektir evet. ve muhtemelen tarihe hiç seçim kaybetmemiş bir lider olarak kazanacak Geçme şansını kullanacaktır.